Merhaba, Ama Yurt Dışı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün Oxford ve Cambridge üniversitelerine nasıl girilir, başvurular nasıl yapılır, İngiltere'deki diğer üniversite başvurularından farkları ne? Bunları anlatacağım. Başlayalım. İngiltere'de üniversite başvurusu ile ilgili detaylı bilgi almak için şuradan ve açıklamalar bölümünde önceki videolarımıza ulaşabilirsiniz. Yurt Dışı Eğitim ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Oxford, dünyanın en eski ikinci üniversitesi. 1096 yılında kurulmuş. Cambridge'de Oxford'dan ayrılan bir grup tarafından 1209 yılında kurulmuş ve dünyanın en eski 4. üniversitesi. Bu iki okul Oxbridge olarak da anılıyor. Modern anlamda üniversite kavramının var olmasında önemli pay sahibi olan iki önemli kurum. Hem Oxford hem de Cambridge kendi içlerinde belirli oranda bağımsız olan farklı kolejler olarak ve departmanlar olarak ayrılıyor. Bu akademik departmanlar temel öğreti ve değerlendirmelerden sorumluyken, kolejler bu okuldaki eğitim hayatınız boyunca sizin alanınız, hatta eviniz oluyor diyebiliriz. Bu daha ufak gruplara bölünen topluluklar sayesinde öğrenciler kendi şahıslarına yönelik hem akademik hem de daha kişisel ve bütünsel danışmanlık alarak yetişiyor. Bu durum elbette bu prestijli kurumlardan mezun olan kişiler için hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de inanılmaz bir fark yaratıyor. Newton, Darwin, Bacon, Stephen Hawking gibi isimler Oxford'dan yolu geçenler arasında. Bunların dışında şimdiye kadar 51 Oxford mezunu ve 90 Cambridge mezunu Nobel kazanmış. Lisans döneminde bu üniversitelerin öğrenci kulüplerinin sağladığı prestij, tecrübe ve network pek çok uluslararası şirkette yapılacak stajlardan çok daha anlamlı. Tüm araştırma şirketlerine göre bu iki üniversite dünyanın her zaman en iyi ilk 5 üniversitesinden biri. Bu ayrıcalıklı okulların başvuru süreci de İngiltere'deki diğer üniversitelerden biraz farklı. Bu okullara başvuru yapmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri ne yazık ki aynı sene içinde hem Oxford hem de Cambridge'e başvuru yapılamıyor. İngiltere'de üniversite okumak isteyen bir öğrenci için bu gerçekten oldukça kritik bir karar ve çok dikkatli yürütülen bir araştırma süreci gerektiriyor. UCAS sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirirken bu okulların barındırdığı kolejlerin arasından bir tanesini seçme şansınız da var. Bu yüzden dikkatli bir şekilde araştırma yapmanız gerçekten çok önemli. Hem Oxford Üniversitesi hem de Cambridge Üniversitesi öncelikli olarak bir öğrencinin ilgi duyduğu bölümü belirleyip ona göre hareket etmesini istiyor. Bu kararı vermek veya tam anlamıyla sabitlemek için mümkün olan her şekilde okul ve bölümler hakkında bilgi edinmek, kampüs turu gibi imkanlardan faydalanmak da oldukça mantıklı. Bu noktada aklınıza gelen bir soru ise bu okullar öğrencilerinde hangi özelliklerin olmasını istiyor olabilir. Bu doğrultuda ne gibi hedefleri olduğu ve ileriye dönük ne gibi başarılar elde etmek istediği, çevresine ve dünyaya nasıl bir katkıda bulunmak istediklerini de görmek istiyorlar. Oxford'da hukuk okumak isteyen veya Cambridge'de tıp okumak isteyen bir öğrencinin idealleri ne? Cambridge'in yüksek not ortalamaları ve sınav skorları dışında sizin doğru yaklaşıma sahip olduğunuzu görmesi hayati öneme sahip. Ayrıca kendi kendine öğrenme şevki ve yetisi olan, entelektüel merakı ve kapasitesi yüksek olan ve disiplin anlayışı oldukça sağlam olan öğrenciler arıyorlar. Tabii ki bunun yanında aynı zamanda pek çok kişi ve kurum tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri olarak tanımlanan bu okulların başvuru süreçleri diğer üniversitelere göre bazı ufak farklılıklar gösteriyor. Öncelikle Oxford ve Cambridge'in başvuru sistemleri biraz farklı olsa da İngiltere'deki diğer üniversiteler gibi UCAS başvuru portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun dışında tabii ki Oxford okulları başvuruları için standart olarak girmeniz gereken IELTS veya okuldaki IB sisteminiz veya AP'leriniz haricinde girmeniz gereken bir takım sınavlar da var. Bu sınavlar girmek istediğiniz bölümlere göre değişkenlik gösteriyorlar. İstisnai birkaç sınav haricinde sınavlara kaydolmak için son tarih ise 30 Eylül veya gecikmeli olarak fiyat farkıyla Ekim ortası. Hangi bölüm için hangi sınavı girmek gerekiyor gibi detaylar için ilgili listeleri görmek isterseniz açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Türkiye'deki öğrenciler en yaygın olarak PAT, BMAT, UCAT ve LNAT sınavlarına giriyor. Fizik veya mühendislik bölümlerine başvuracak öğrencilerin PAT sınavına girmesi gerekiyor. Tıp, dişçilik, biyokimya gibi bölümlere başvurmak isteyen öğrenciler BMAT veya UCAT sınavlarına girmesi gerekiyor. Fakat hedefiniz kesin olarak Oxford veya Cambridge ise UCAT değil BMAT'e girmeniz gerekiyor. Hukuk alanında okumak isteyen öğrenciler ise LNAT sınavına girmeli. Bu sınavlarla ilgili daha detaylı bilgi için önceki videolarınızda şuradan ve açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Gelelim tam anlamıyla başvuruya. Tabii ki normal UCAS sistemi gibi yine bir Statement of Purpose, yani sizi ve eğitim hedeflerinizi açıklayan bir essay, doldurmanız gereken bir Work Experience kısmı, şahsi ve akademik bilgileriniz ve okul danışmanınız veya yurt dışı danışmanlık pozisyonundaki yetkili kişinin yazdığı diğer öğretmenlerin de katkıda bulunabildiği bir referans mektubuna ihtiyacınız var. Ama unutmayın ki Oxbridge başvuruları oldukça stratejik bir şekilde yönetilmesi gereken başvurular. Sadece İngiltere'de eğitim görme hedefinizi değil, bu prestijli ve köklü eğitim kurumlarına uygunluğunuz son derece önemli bir şekilde değerlendiriliyor. Başvuru sonrasında ise hem Oxford hem de Cambridge belli başlı kriterleri karşılamanız kaydıyla öğrencileri mülakata çağırıyor. Bu mülakatlarda hem belli başlı karakteristik özellikleriniz
hem de bir dizi sözlü ve yazılı sorularla analitik yeteneklerinizi ölçülüyor. Başvurunuzdan sonra mülakata çağrılıyorsanız potansiyel yüksek bir aday olarak değerlendiriliyorsunuz demektir. Ama elbette hala kabul edilmeme ihtimaliniz var. Sonrasında ise Ocak ayı içinde hem Oxford hem Cambridge kabul veya şartlı kabullerini açıklamış oluyor. Bu iki okuldan birinden kabul ediliyorsanız bu gerçekten kayda değer bir başarı. Bundan sonrasında şartlı kabuller için koşul karşılama işlemleri, vize işlemleri ve burs veya finansal destek işlemleri gibi konular devreye giriyor. Bazı durumlarda, ki bu durumlar üstün akademik başarıdan düşük gelire kadar uzanabiliyor, öğrenciler burs veya finansal destek için aday olabiliyorlar. Okul tarafından burs sağlanmasa bile bu okullara girme başarısını göstermiş öğrenciler için pek çok farklı vakıf ve fon tarafından burs sağlanabiliyor. İngiltere'de üniversite okumak isteyenler için daha detaylı bilgileri içeren önceki videolarımızı açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Oxford ve Cambridge başvurularıyla ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ama yurt dışı eğitimi sosyal medyadan takip etmeyi ve videolarımıza haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.